Burası Kalkan Plajı. Benim geldiğimde daha dalgalıydı. Harika görünüyor. Aşağısı Kalkan. Şimdi Kalkan'a giriyoruz. Bakın başladı. Yer. Burası liman. Şuradan gidelim, buraya yolu gibi görünüyor. Halk plajı, sahil güvenlik. Kalkan plajı. Büyük bir havuz gibi. Pırıl pırıl. Aşağısı Kalkan. Şimdi oradaki plaja gidiyoruz. Hep birlikte. Yolda burası. Burası liman. Şuradan gidelim, buraya yolu gibi görünüyor. Halk plajı, sahil güvenlik. Yürüdükçe hatırlıyorum bakın buraları. Dün gitmiştik ya, Saklı Kent'in reklamı. Bombiz. Ne güzel şu adamların yeri değil mi? Bu urganları da hep sevmişimdir. Şu sandalyelerin güzelliğine bakın. Ne tatlılar. Değil mi? Yanık mı yapmışlar, ne yapmışlar? Anlamadım. Şunlar eski, onları sevmedim.
waffle varmış burada. Artık az kaldı plaja. Gelmek üzereyiz. Oh, beyaz da ne yakışmış. Herkese yakışıyor değil mi? Harika. Çok güzel ya. Burası kalkan plajı. Benim geldiğimde daha dalgalıydı. Harika görünüyor. Şimdi buraya girmeden ben Kaputaş'a gidersem başım ağrır. İşim rast gitmez. Böyle bir deniz bırakılıp gidilmez. Çok güzel. Kalkan plajı. Orada fener var bakın. Liman. Yürüdüğüm yol. Ve kalkan plajı. Şurada hemen plaja doğru çay içilecek yer var. Yeri çok güzel. Şimdi deniz zamanı. Şimdi sıra bende. Hadi denize. Burası kalkan plajı. Bir harika, berrak, büyük bir havuz gibi, pırıl pırıl. Aslında biz Kaputaş'a doğru gidiyoruz, biliyorsunuz. Ama biz kesinlikle görüntüde gitmeye gidiyoruz. Bir kesinlikle gittik, canınıza değil, gidiyoruz, gidiyoruz. Kaputaş'a gidiyoruz. Plajı. Şu güzelliğe bakın. Harika. Su berrak. Pırıl pırıl su. Kalkan plajının kenarı. Ben gidiyorum artık. Kalkan plajının dibinde Fırat Sultan's Hamam yazıyor. Hotel Fırat. Fırat değil de Fırat. Paris'in P'si. Ha bakın bu da öyle. Hotel Fırat. Hotel Fırat. İki tane yerleri varmış. İki tane yerleri var. Hotel Fırat'ın. Yeri çok güzel. Aa bakın şurada da birkaç tane size kalacak yer resmi çekeyim. Araştırıp gelirsiniz. Fazla MX 5. Bakar mısınız boyuna? İnan ki benim belimde. Çocuk arabası gibi. Tekerleğin üstü benim dizimde. O kadar küçük yani. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bu. Allah bilir çok da pahalıdır. Ben ha. Peugeot 3008'i tercih ederim. Bunun da her yeri açık. Araba yaz kaldı. Bir harika. Karşıda görünen yer Kaş. Yaklaştığımızda virajlar sıklaşacak. Ben öyle hatırlıyorum. Bakalım. Doğru hatırlamış mıyım? Şu anda
çok viraj demiştim Kaş'a yaklaştığımda. Kaş'taki plajlardan bir tanesi burası. Deniz de çok güzel görünüyor. Ama burada inmeyeceğiz. Yola devam. Belediye Halk Plajı çok berrak, temiz, güzel, dalgasızdı. Oraya 14 kilometre kaldı. Şimdi Belediye Halk Plajı'na gidiyoruz sizinle beraber. Kaş Belediye Halk Plajı. Yollarda böyle. Yukarıdaki evlerin manzarası ne kadar güzel, değil mi? Gerçi otel de var gibi görünüyor orada. Vay vay vay. Şükür can balon. Balon. Burada burası balon uçuşlarıyla çok ünlü. Kaş'ta çok balon uçuşları oluyor. Denize doğru mu iniyorlardır? Ama yok, denize inmezler. Kara iniyorlar galiba denizin üzerinde. Varsa çekerim şimdi sizin için. Güzel yer değil mi? Kaş Devlet Hastanesi de yazıyor. Görebileceğinizi umuyorum. Güzel. Bu manzarayla yol alıyorsunuz. Kaş Belediyesi. Gördüğünüz gibi deniz çarşaf gibi, sebebi de Kaş kocaman büyük bir havuz gibi yarımadalarla çevrili. Her yer yarımada. Bir sürü yarımada var. Onun içinde bir sürü koy var. ...59.700 Kaş nüfusu. Burası da neymiş? Turizm park restorantmış. Muhtemelen bunun önünde de plaj vardır. Bu kalabalık. Evet evet. Öyle. Millet malzemesiyle gelmiş çünkü. Akça Germe Plajı. Ha, Akça Germe Plajı. Buranın suyu da ılık ılıktı. Şuradan bir bakalım. Bakın burası Akça Germe Plajı. Ne, denizin ne kadar pırıl pırıl olduğunu görüyor musunuz? Ay harika. Allah Allah. Gittiğimiz yer şu tarafta. Şu limanı görüyor musunuz? Bakın orada gemiler var. Onun etrafında da yüzülüyor. Orası da çok güzel. Burası yol. Şimdi size burayı yaklaştıracağım. Burada yüzmenizi size tavsiye ederim. Karşıya dikkat edin. Deniz her zaman böyle olduğunda dalgasız olur. Yani orada dağlar varsa, yine şurada dağlar varsa, bu tarafta da dağlar varsa ne demek? Kocaman bir havuz gibidir o deniz. Dalgasız olacak demektir. Akça Germe